Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir gün ve güzel şeylerle sizlerle birlikteyiz. Sizlere bugün yeni bir şey anlatacağım. Bu anlatacağım şey tabii ki bir yeşil bitki. Bu bitkimizin adı nane. Herkes bilir, bilmeyenler de olabilir. Bu nanelerin özelliklerinden, büyümesini anlatacağız. Şimdi nanelerimiz normalde, şurada nanelerimiz vardı, göstereyim. Nanelerimiz normal şartlarda şu şekilde çok cılızdı. Biz bunları şu şekle getirdik. Göstereyim size. Şu şekle getirdik. Ne kadar büyüdüğünü görün. Köklerinin, boylarının ne kadar uzadığını görün. Bunun sebebini anlatacağım şimdi sizlere. Bunun sebebi, bu arada bıldırcınım var, benim bıldırcınlarım. O ötüyor, erkek olan. Şimdi bunun sebebini anlatacağım. Bundan birkaç ay önce bıldırcınlarım böyle gübreler olmuştu. Bu gübreler ben toprağın içine gömmek istedim, kapatmak istedim üstünü. Fazlaydı gübreler. Kapattıktan sonra ilk başta bu nanelerimiz zaten çok cılızdı. Ve sonrasında yağmurlar yağdı, işte biz suladık falan. Sonra gördüğünüz gibi yapraklarının genişliğini görüyorsunuz, ne kadar büyüdü. İşte bu gübreler sayesinde çok güzel bir etki ediyor. Bunların domates yetiştirirken de kullanılabileceğini düşünüyorum. Çok iyi verim vereceğini, fayda vereceğini düşünüyorum. Sizlere de böyle bitkileri diktiğinizde, ektiğinizde kullanmanızı tavsiye ederim. Kuş olsun, güvercin olsun, bıldırcın olsun, tavuk olsun, bunların gübreleri etrafınızda yetiştiren insanlar varsa bunlardan temin edin, değerlendirin. Çok güzel bir sonuç alıyorsunuz ve gördüğünüz gibi nanelerimizin boylarına bakın.